Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Şura suresi 19-23. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Allahu latifun bi ibadi. Allah kullarına latiftir, lütfeder. Yarzugu men yeşâ ve dilediğini rızıklandırır. Ve huvel gaviyyul aziz. O kavidir, kuvvetlidir ve azizdir. Allahu Teala gerçekten bütün mahlukatına lütfediyor. Bütün mahlukatına rızık gönderiyor. Yaratan o, yaşatan o, hayatı rızık ile devam ettiren yine o. Bütün varlıklar kendilerine münasip olan rızık neyse taraf ilahiden o gönderiliyor ve hayatlarını güzel bir şekilde devam ettiriyorlar. İnsanlara gelince Allahu Teala insanlara lazım olan rızkı da yerden, gökten, her taraftan gönderiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de insan yediğine baksın, yediği şey nerelerden geliyor, bunlara dikkat çekiliyor. İşte gökten yağmur yağdırılması, yerden mahsulatın bitirilmesi, bütün bunlar anlatılıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizlerin rızıklandırılması için kainat çapında çarklar dönüyor. Hava, su, güneş, toprak, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, bunların hepsi adeta bizim etrafımızda emirber birer nefer gibi bize hizmet ediyorlar ve Allahu Teala'nın bize gönderdiği rızıkları takdim ediyorlar. Mesela Allahu Teala ağaçların dallarıyla meyveleri gönderiyor. İşte o sebzelerin vasıtasıyla nice yiyeceğimiz şeyleri gönderiyor. Bu şekilde rızıklandırıyor. Men kâne yuridu harfel âhira. Kim ahiret harsını isterse, ahirette mahsul elde etmek isterse, nezid lehu fi harfihi, biz onun mahsulünü ziyade kılarız. Ve men kâne yuridu harfet dünya, kim de dünyada mahsul elde etmek isterse, nü'tihi minhe, ve biz ona ondan veririz. Dünyada istemiş olduğu şeylerden bir kısmını veririz. Ve mâ lehu fil âhireti min nasib, ama onun ahirette herhangi bir nasibi yoktur. Belki de bu ayetin bir açıklaması sadedinde şöyle meşhur bir hadis geçer. Ed-dünya mezraatul âhira. Yani dünya ahiretin tarlasıdır. Ayet-i kerime tarla misaliyle bunu anlatıyor. Bir kimse tarlasına ne ekerse netice itibariyle onu biçecektir. Acı biber dikmişse elbette acı biber gibi bir meyve çıkacaktır. Tatlı biber dikmişse tatlı biberler mahsulünü elde edecektir. Demek ki dünya ahiretin tarlası. Eğer her kim ahiret namına bir şeyler, yatırımlar yapacak olursa ona göre diğer alemde kat be kat bunun karşılığını görecek. Allahu Teala bire 10 vereceğini bize bildiriyor. Men ca'e bil hasene felehu ashru emsalihe. Kim bir iyilikle Allah'ın huzuruna gelirse ona 10 katı var. Ve başka bir ayette bu bir misalle anlatılıyor. Nasıl ki toprağa diyelim ki bir buğday tohumu ekiliyor. Oradan 7 tane sümbül, başak. Her bir başakta 100 tane. Böyle olunca bire 700. İşte Allah dilediğine 1'e 700 verir. Hatta çok daha fazlasıyla da verir. Başka bir ayette de bu nazara veriliyor. Demek ki şu dünyada insanlar her ne kadar bir miktar gayret gösterip dünyayı elde etmeye çalışsalar az çok karşılığını alabiliyorlar. Ama asıl mahsul ahirette elde edilecek. Ve peygamberler dünyanın bu yönüne bakmışlar. Ve ahirette onlara azık olacak şekilde, onlara mahsul olacak şekilde ekip biçmişler. Sahabeler dünyayı ahiretin tarlası görmüşler ve ona göre gerçekten diğer alemi kazandıracak ameller işlemişler. Şu anda yeryüzünde yaşayan kimseler olarak Kur'an'ın bu dersinden biz de ahiret için azık edinmek, ahirete hazırlık yapmak ve ahiret için dünyada bir gayret içinde olmanın gerektiğini anlıyoruz.
Ancak insanların bir kısmı, hatta önemli bir kısmı, büyük bir ekseriyeti genelde dünyaya taliptir. Ahiretten gafil, ahireti ya hiç bilmiyor veya bilse bile bilmezden geliyor. Böyle olunca dünya ona çok daha cazip ve tümüyle dünyaya müşteri oluyor, dünyayı arzu ediyor. Burada dünya ahiret ayrımı açısından şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam innemel amalu binniyat buyuruyor. Ameller niyetlere göre. Dolayısıyla dünyevi dediğimiz işlerde de gerçekten uhrevi çok şeyler yapılabilir. Diyelim ki bir kimse belediye başkanı olmuştur veya idari bir makama gelmiştir veya öğretmenlik yapmaktadır veya herhangi bir meslek. Halka faydalı olmak, dürüst bir şekilde iş yapmak, milletin problemlerini çözmeye çalışmak, gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olmak, bunlar çok güzel şeyler ve insan bunları Allah için yapacak olursa ahirette elbette bunun karşılığını elde edecektir. Abdülkadir Geylani İbrahim bin Ethem'le alakalı diyor ki, malum İbrahim bin Ethem tacı tahtı bırakmış, Belh Sultanlığından dervişliğe geçmiş. İşte Abdülkadir Geylani onunla alakalı şöyle diyor: eğer İbrahim bin Ethem benim dönemimde yaşasaydı tacı tahtı bırakmamasını söylerdim. Ve ona derdim ki madem sana böyle bir saltanat nasip oldu, bunu Allah namına değerlendir, insanlara faydalı ol. İşte dünyayı terk etmek, tamamen kendini ibadete vermek ilk bakışta güzel bir şey gibi görülse de Peygamberimiz böyle bir hayatı da tavsiye etmemiştir. Nitekim bazı sahabeler, ya Resulallah biz dünyadan ele tek çekmek istiyoruz, evlenmeyeceğiz, ücra bir köşeye gidip gündüzleri oruç tutarak, geceleri ibadet ederek vaktimizi değerlendireceğiz demelerine karşı Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: sizden birinin sabah bir miktar, akşam bir miktar Allah yolunda gayret göstermesi, bir köşeye çekilip devamlı ibadet etmesinden çok daha hayırlıdır. Demek ki şu dünyanın çalışmaları meşru olmak şartıyla ahiret namına bir kıymet kazanır. Mesela namazımızı kıldığımızda o zaman dünyevi diğer mubah işlerimiz onlar da iyi bir niyetle ibadet hükmüne geçebiliyor. Yeter ki helalinden bir iş olsun ve başkalarına faydalı olsun. Bu tarzda baktığımızda diyelim ki matematik gibi bir ilim. Matematik dünyevi bir ilimdir. Doğrudan ahirette bir alakası görülmüyor. Ama matematiği öğreten birisi bununla insanlara faydalı olur. Teknolojiye faydası olur. Ve insanların ilminin ilerlemesine yardımcı olur. Böyle olunca bu kimse hizmet etmiş olur. Ve insanlara yapmış olduğu bu hizmet, kendi mümin bir kimse ise, ibadetini yapıyorsa elbette zayi olmayacaktır. O da bir ibadet hükmüne geçecektir. Bu şekilde baktığımızda mubah, helal, dünyevi işlerimiz de iyi bir niyetle ibadet hükmüne geçebilir ve bize ahiret sevabını kazandırabilir. Yeter ki bunu Allah'tan istemek gerekiyor. Yeter ki istemiş olalım. Em lehum şurekâ'u, yoksa onların bir takım şerikleri mi var? Allah için ortakları mı var onların? Şera'u lehum minet din, onlara dinden hükümler meydana getirmiş olsun. Mâ lem ye'zen bihillah, Allah'ın izin vermediği bir şeyim. Yani dini vaaz etmek, dini ortaya koymak Allah'ın yetkisindedir. Yaratan bu konuda hükümleri de ortaya koyar. İnsanlarla alakalı haramları, helalleri bildirir. Malum tarih boyunca insanlar bir takım böyle Allah'a şerikler nispet etmişler. Putları veya putlaştırılmış bir takım şeyleri Allah'a ortak kılmışlar. Ve bu şekilde kendi kafalarından bir din uydurmuşlar. Ayet-i Kerime onlara serzenişte bulunuyor. Ve ince bir üslupla, tehekkümvari ifadelerle de onların ne kadar zavallı bir durumda olduğunu bildiriyor. Yani o tapmış oldukları putlar onlara bir din mi ortaya koyuyor? Haram, helal hükümler mi ortaya koyuyor? Bu mümkün değil. وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ, eğer bir fasıl kelimesi olmasaydı لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ, onların aralarında hüküm verilirdi.
Yani dünyadaki hesaplar diğer alemde görülecek ve öldükten sonraki hayatta bunlar değerlendirilecek. Eğer böyle bir şey olmasaydı, daha oraya sıra gelmeden dünyada işin hakikati anlaşılırdı ve kimin haklı kimin haksız olduğu, kimin hak yolda kimin batıl yolda olduğu ortaya çıkardı. وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Gerçekten zalim olanlar için çok elim bir azap vardır. Yani Allah'ın şeriki yok iken Allah'a şerik, ortak nispet etmek en büyük zulümlerden biridir. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Şirk gerçekten çok büyük bir zulüm Kur'an'ın ifadesiyle. İşte gerek şirk, gerek küfür, gerek diğer günahlar, bu günahları işleyen insanlar çok büyük bir zulüm içerisindedirler ve bu zalimler içinde çok elem verici bir azap vardır. Teraz zalimine müşfikine mimma kesebu, sen o zalimleri yapmış oldukları kötü amellerden dolayı korku içinde titrer vaziyette görürsün. Ve huve vakiun bihim, ve o korktukları da başlarına gelecektir. Yani nasıl ki bir mahkum hesap mahalline götürülürken bir korku içinde olur. Artık suçluluğunu zaten bilmektedir ve yakalanmıştır. O zalim olan müşrikler de diğer alemde huzur-ı ilahiye götürülürken veya cehenneme götürülürken onlar akıbetlerini artık anlamışlardır. Bundan dolayı bir korku içindeler. Ama korktukları da başına gelecek ve bundan kurtulamayacaklar. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ fi ravdatil cennat. Ama iman eden ve salih amel işleyenlere gelince bunlar cennet bahçelerindedir. Dünyada da cenneti hatırlatan çok güzel yerler var. Adeta küçük bir cennet gibi. Diyelim bir yandan bir nehir akıyor. Etrafta yeşillikler, ağaçlar var. Öten kuşlar var. Uçuşan kelebekler var. Hoş bir rüzgar esiyor. İnsan böyle bir ortamda kendini adeta cennette gibi hisseder. Bir başkası diyelim hapistedir, hatta zindandadır, hatta işkence görmektedir. Arada ne kadar fark var. Dünyada bu şekilde bariz farklar olduğu gibi diğer alemde çok daha net bir şekilde kafir olanlar tamamen bir ızdırap, elim bir azap içinde. Öte yandan iman eden, salih amel işleyenler tamamen hoş, ferah, fehur bir hayat içerisinde bulunacaklar. Ve Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden ebediyen istifade edecekler. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ İman eden, salih amel işleyen kimseler için Rablerin nezdinde istemiş oldukları her şey var. Yani Allah'tan ne isterlerse istedikleri verilecek. Dünyada her istediğimiz olmuyor. İnsanların şu dünyada da pek çok istedikleri var. İşte şuyum olsa, buyum olsa herkes bir takım temennilerde bulunuyor. Ama ya maddi imkanlar olmuyor, ya sağlık buna el vermiyor veya bizim ömrümüz kısa veya istediğimiz şeylerin ömrü kısa oluyor. Dünyada insan her istediğini de elde edemiyor. Hatta Mevlana bu konuda şunu söyler, der ki adamın birinin merkebi vardı ama semeri yoktu. Semeri buldu, merkebi öldü. Bir başkasının bardağı vardı, suyu yoktu. Suyu buldu ama bardak kırıldı. Yani dünyada illa bir eksiklik çıkar, illa bir takım problemlerle insanlar karşılaşır. İşte şu dünyada her istediğimiz yerine gelmiyor. Her istediğimiz istediğimize göre olmuyor. Ama diğer alemde cennete giden kimseler için dilemiş oldukları her şey var. Hatta hayal ettiğimizden, düşündüğümüzden çok daha güzelleri orada cennet ehli olan insanlara verilecek. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِرِ İşte bu büyük fazıldır. Cenab-ı Hakk'ın en büyük bir lütfudur. Cenab-ı Hakk'ın bizleri yaratması lütfunun bir neticesidir. Allah bizi tamamen lütfuyla yoktan var etti. Bizi başka şekilde yaratabilirdi. Etrafımızda cansız varlıklar var. Bitkiler, hayvanlar var. Onlardan herhangi biri yapabilirdi. Ama İnsan olarak bizleri yarattı. Bu ne kadar büyük bir nimet. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Öte yandan bize sağlık verdi, ömür verdi, iman, İslam nimetlerini nasip etti.
Bunlar da yine Cenab-ı Hakk'ın çok büyük lütufları. En büyük lütuf ise diğer alemde cenneti kazanmak ve cennette de daimi saadete mazhar olmak. Cenab-ı Hakk'ın rüyetine, Cenab-ı Hakk'ın sohbetine mülaki olmak. İşte bu artık Cenab-ı Hakk'ın insanlara en büyük bir fadlı, en büyük bir lütfu ve daimi bir nimeti oluyor. Velikellezi, işte bu yübeşşirullahu ibade ellezine amenu ve amilus salihat. Allah iman eden, salih amel işleyen kullarını bununla müjdeliyor. Cenneti bilmeyen insanlar dünyayı cennete çevirmeye çalışır. Ama ne kadar cennete çevirmeye çalışsa da sonunda bu dünyadan gidecektir. Ve o kadar yapmış olduğu gayretler pek de netice vermeyecektir. Fakat diğer alemde ebedi bir hayat var, bitmeyen bir hayat ve orada yaşlılık yok, orada güçten, kuvvetten, dermandan kesilmek yok. Cennet ehli daima genç ve cennette bir ülfet de yok. Yani Allah-u Teala orada daima yeni yeni nimetlerini gösterecek. Daima yeni yeni şeyler meydana gelecek. Böylece daimi bir teceddüt, daimi bir yenilenme görülecek. Ve böylece cennet ehli daima orada Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar olacaklar. Kul la eselukum aleyhi ecra. Ey peygamber, de ki ben ona karşı sizden bir ecir talep etmiyorum. Yani risalet görevimi yapmama mukabil, Allah'ın dinini size anlatmama mukabil ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Özellikle Şuara suresi ve başka bazı yerlerde yine geçiyor. Bütün peygamberlerin ortak ifadelerinden biri adeta. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ. Yani ey peygamber, de ki ben yaptığım risalet görevine mukabil bir ücret beklemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Allah-u Teala değişik peygamberlerin hayatını anlatırken onların bu ifadelerine de Şuara suresinde yer veriyor. Yani peygamberler bir bütün olarak baktığımızda yapmış oldukları risalet görevine mukabil insanlardan herhangi bir ücret talep etmezler. Onlar ücretlerini Allah'tan isterler. İllel meveddete fil gurbe, ancak yakınlık sevgisi istiyorum. Yani ben yapmış olduğum bu tebliğ ile Allah'a yaklaşmak istiyorum. Ben onu arzuluyorum. Bu mana verilebilir. İllel meveddete fil gurbe kısmı çok değişik şekillerde de açıklanmış. Değişik manalarına tefsirlerde dikkat çekilmiş. İşte yakın sizlerle bir akrabalık bağımız var. En azından buna riayet etmenizi istiyorum. Öte yandan ehli beytime muhabbet etmenizi istiyorum. Yani kendi yakınlarıma muhabbet etmenizi istiyorum. Bu manalara da dikkat çekilmiş. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beyti, onun neslinden gelen kızı Fatıma vasıtasıyla torunları Hasan ve Hüseyin ve oradan da günümüze kadar gelen Ali Beyt, Ehli Beyt olan kimseler, onlara muhabbet bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de işari bir mana olarak yer alıyor. Ve men yakterif haseneten nezit lehu fiha husne, kim bir iyilik yaparsa biz o hasenesinde daha ziyadelik kılarız, daha fazlasıyla ona mükafat veririz. İnnallâhe gafurun şekur, şüphesiz ki Allah günahları bağışlayandır ve yapılan amellerin karşılığını da verendir. Biz nasıl ki Allah'ın nimetlerine karşı şükürle mükellefiz, Allah da şekurdur. Yani kullarının yapmış oldukları ibadetleri, iman, salih amel gibi değerleri elbette zayi etmez ve onların karşılığını verir. Cenab-ı Hak bizleri daima salih amel işleyen bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.